Kemoterapi aynı şekilde DNA hasarı üzerinden aynı cins ilaçlar, RGB ilaçlar, belki doktor ilaç, radyasyon aynı şekilde sperme hasar veriyor. Fakat erkeklerde sperm üreten kök hücreleri var. Devamlı üretim devam ediyor. Kemoterapi daha çok gelişen spermi etkilese de kök hücreyi etkilediği, yani o buralarda rezerve etkilediği, burada da kök hücreyi etkilediği takdirde yeni sperm üretilemediği için o zaman kısırlık oluşuyor. Yani çok vakada da çoğu kök hücreyi etkiliyor, sperm sayısı çok düşüyor ya da o kadar az ki ejakülatta çıkmıyor ama testisine mikroskop altında biyopsiyle girip doku içinden sperm bulunabiliyor. Buna da TSE, mikro TSE deniyor. Ondan sonra çıkan spermler, yani yarım metre spermler, bu konuda erkek ve kadın arasında bazı farklar olmakla beraber genel sorun aynı. Prepubertal çocuklarda dezavantaj testis doku dondurmasının hala çok deneysel olması. O ver dokusu parça parça dondurulup tekrar yerleştirildi. O güzel fonksiyon yapıyor ama testisin anatomisi çok kanallar vesaire olduğunda büyük bir ihtimalle transplant için oradan kök hücreler testis üreten spermatogonya stem hücreleri. Onlar izole edilip hayvanlarda bu yapıldı. Çoğaltılıp sonra tekrar testisin içine enjekte edildi. Yani dondurulan dokudan bir işlem daha gerekiyor.